Türkiye genelinde 2023 YKS sınavına 3,5 milyon kişi başvuru yaparak geçen yıllara göre bu yıl gerçekleşecek olan YKS sınavında tüm zamanlara oranla rekor kırıldı. Üniversite hayallerine kavuşmak isteyen öğrenciler için geri sayım başlarken 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3.498.018 aday, ikinci oturum AYT'ye 2.556.350 aday, üçüncü oturum olan YDT'ye 335.786 aday başvurdu. Milyon kişi girecek, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim, üniversite sınavlarında 3,5... YKS'ye yönelik açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS uygulamasında gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Değil. Bu konuda hak yeniyor. Yaklaşık 3,5 milyon bireyin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz. Bir kamu yerine gelince veya bir... ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor. Bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Bunların eşitlenmesi lazım. Yani bu... Öğrenciler çok kötü. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Düşük yani hiç kimse. Sınav uygulamasını da 17-18 Haziran tarihlerinde yapacağız dedi. Kazanamıyor yani ev kiralamıyor. Yani bir destek almaları gerek illaki. Urfa Natik TV olarak sizler için Urfalı vatandaşlara bu yıl YKS sınavına 3,5 milyon kişi girecek. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Olmaması lazım. Şimdi yani az bir şey de olsa para verselerdi. Yani ücretsiz oldu. Millet herkes girmeye çalıştı. Mesela çalışan da önüne geçtiler şu an. Çalışan kişi mesela çalışmayan kişi mesela çalışan...